Bundan yaklaşık 2 ay önce Ender 3 versiyon 2'me 18 tane upgrade yapmıştım ve baskı kalitesi çok artmıştı. Sizler de bu videoyu çok beğenmiştiniz. Çok güzel yorumlar almıştım. İzlediğiniz için, yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Bu videoda da tam 22 tane yeni upgrade yaparak hem Ender 3'ümüzün güvenliğini artıracağız, hem uzaktan kontrol gibi yeni özellikler ekleyeceğiz, hem de baskı kalitesini daha da artıracağız. Şimdi ben bu bütün upgrade'leri yaptım. Teker teker nasıl yaptığımı, hangi yolları izlediğimi anlatacağım. Şu an dünyanın en iyi Ender 3 versiyonu ikisi oldu. Daha iyisini ben görmedim. Gören varsa lütfen linkini eklesin. Ondan da daha iyisini yapalım. Şimdi hızlıca hatırlayalım, o 18 tane upgrade videosunda neler yapmıştık. En önemlilerinden bir tanesi BL Touch'tı. BL Touch sayesinde tabla ayarı, tablamız yamuk bile olsa baskıyı düzgün bir şekilde alabiliyorduk. Bence yine en güzel şeylerden bir tanesi de çift Z eksen motoruydu. Bu haliyle Z eksenindeki yamulmaların, titreşimlerin önüne geçiyorduk. Bu da baskı kalitesini çok iyi artırıyordu. Tabla silikonuna yine bayılmıştım. Tablanın yalıtım için yaptığım sistemler yine tabla sıcaklığının ayarını çok iyi sağlamaya yarıyordu. Diğer güzelliklerden bir tanesi de filament sensörüydü. Filamentimiz koptuğu zaman ya da kırıldığı zaman baskımız duruyordu. Tekrar iteklediğimizde devam ediyordu. Bunun gibi çok güzel özellikler eklemiştik. O videoyu izlemediysen şu yukarıdaki karttan tıklayıp izleyebilirsin. Bu videonun sizlere ulaşması için destek olan filament sponsoru ABG Filament'e, bazı 3 boyutlu yazıcı parçaları için robo90.com'a, yine 3 boyutlu yazıcı parçalar için benkut.com'a ve daimi sponsorum pcway.com'a teşekkür ederim. Şimdi geldik 22 tane upgrade'e. Bu videoda anlatacağım upgrade'lerin birçok 3 boyutlu yazıcı modeli için geçerli ama ben Ender 3 versiyon 2 kullandım. Bazı malzemeler sadece Ender 3 ile çalışıyor, bazıları bütün yazıcılarla çalışıyor. O yüzden incelemek isterseniz bütün malzemelerin linklerini de açıklama kısmında paylaşacağım. Birinci upgrade'imiz 3 boyutlu yazıcı aydınlatması. Daha önceki videolarımda 3 boyutlu yazıcım için bir dolap yapmıştım. Aslında orası bir buzdolabı yeriydi. Ben orayı ayırdım, 3 boyutlu yazıcının sığacağı hale getirdim. 3 boyutlu yazıcının üzerine koyduğum led ile aydınlatma sağlıyor. Ama güvenlik kamerası da takacağım için aydınlatmayı biraz artırmak istedim. O yüzden şu şekilde şerit led takarak yeni bir aydınlatma sistemi bağladım. Şu an için bu aydınlatma sistemi anahtarla çalışıyor ama ileride onu da uzaktan kontrollü hale getireceğim. Belki RGB'de yapabilirim. İkinci upgrade'imiz uzaktan ya da otomatik açma kapama. 3 boyutlu yazıcılarda en sevmediğim şeylerden bir tanesi baskı süresi uzun olduğu için 3 boyutlu yazıcıyı açık bırakıyoruz. Gece yarısına kadar basıyor. Sabaha kadar açık kalıyor. Hem enerji tüketiyor hem de 3 boyutlu yazıcının başına neler geleceğinden emin olamıyoruz. Mesela bir kısa devre halinde yangın vesaire çıkarma riski de olabilir. Dolayısıyla işi biter bitmez kapatacak bir sisteme ihtiyacım var. Bu sistem sayesinde uzaktan kapatabildiğim gibi prizin üstüne dokunarak da açıp kapatabiliyorum. Ya da zamanlama yapabiliyorum. Şu saatten sonra otomatik kapan, şu saatten sonra otomatik açıl gibi görevler verebildiğim gibi 3 boyutlu yazıcımın ya da bağladığım herhangi bir cihazın enerji tüketimlerini günlük olarak ya da anlık olarak görebiliyorum. Dolayısıyla 3 boyutlu yazıcının bana nasıl bir elektrik maliyeti çıkaracağını da hesaplayabiliyorum. Çok fazla enerji tüketmiyorlar bu arada söyleyeyim. Çok aşırı hesaplamaya gerek yok ama hobi olarak ya da bu işi iş olarak yapıp maliyetini hesaplamak isteyenler varsa böyle bir sistem almasını tavsiye edebilirim. Üçüncü upgrade'im duman sensörü, duman ve yangın sensörü. 3 boyutlu yazıcılarda yine yangın riski biraz önce anlattığım gibi az da olsa var. Bu riski minimize etmek için bir alarm sistemi döşedim. Bu alarm sistemi hem öterek etrafımızdaki insanlara haber veriyor, hem de mobil uygulama üzerinden anlık olarak bana push notification verdiği için bir durum olduğunda anlık olarak müdahale edebiliyorum. Daha güzel bir özellik söyleyeyim. Duman sensörü dumanı algıladığı zaman biraz önce gösterdiğim priz enerjiyi kesip yazıcıyı güvenli bir hale getirebiliyor. Dördüncü upgrade'im sıcaklık ve nem sensörü. Şimdi 3 boyutlu yazıcıyı dolabın içine koyduğumda bir video paylaşmıştım ve bir sürü yorum aldım. Dolabın içinde yazıcı alev alır, çok ısınır, anakartı zarar görebilir, işte motorlar şöyle olur diye bir sürü yorum aldım. Bu yorumlarda haklılık payı var. Bu da beni bazı ölçümler yapmaya itti. Arada bir içeriye termometre koyup bakıyordum ya da elimi uzatıyordum çok sıcak olmuş mu diye. Ya da temassız sıcaklık ölçerle motorların sıcaklığını falan ölçüyordum ama bunlardan bıktım. Yine aynı şekilde sıcaklık ve nem sensörü koydum. Hem dolap kapağını açtığımda kendim gözümle görebiliyorum, hem de uygulama üzerinden anlık takip edebiliyorum, hem de alarm kurabiliyorum. Mesela 35 dereceyi geçtiğinde enerjiyi kes ya da 35 dereceyi geçtiğinde bana bilgi ver. 40 dereceyi geçtiğinde otomatik kes gibi şeyler yapabiliyorum. Aynı zamanda nem seviyesinde takip edebiliyorum. 5. Su kaçağı sensörü. Su kaçağı sensörleri genellikle işte buzdolabının altına ya da çamaşır makinesi gibi şeylerin altına koyulur. Bu boru patladığında içeriği su basmasın diye kontrol etmeye yarar. Benim de şu an 3 boyutlu yazıcıyı koyduğum yerin üstünde buzdolabı olduğu için oradaki herhangi bir arıza sebebiyle buzdolabının buzları çözülür de 3 boyutlu yazıcıyı kısa devre yaparsa diye böyle bir sensör ekledim. Yine bu sensörden alınan verilerle 3 boyutlu yazıcımın enerjisini kesebiliyorum. Aynı zamanda bildirim alabiliyorum. Hemen ofiste değilsem ofise gelip müdahale edebiliyorum. 6.
Akıllı kamera. Bu upgrade videosunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu akıllı kamera. Hem kafası neredeyse 350 derece dönüyor. Dikeyde de 90 dereceye yakın bayağı bir hareket kabiliyeti var. Hareket algılama gibi özellikleri var. Bir insan geçtiğinde algılayabiliyor. Bunun dışında çift taraflı konuşma yapabiliyoruz. Mesela ben ofiste değilken ofisteki biriyle muhabbet edebilirim internet üzerinden. Bunun gibi bir sürü şey var. Yani bebeği olanlar falan da kullanabilir. Bebeğini ya da evcil hayvanını kontrol etmek isteyenler ya da güvenlik için kullanılabilir. Ama ben 3 boyutlu yazıcı için kullanacağım. 3 boyutlu yazıcının baskısı devam ediyor mu? Baskı yaparken filamentler birbirine karışmış mı? Bir şeyler kopmuş mu? Olumsuz olan bir şey var mı? Ya da kamerayla ekrana bakarak kaç dakika kaldığını anlık olarak görmek istiyorum. Bütün bunları yapabilen bir kamera var ve ben de bu kamerayı alıp montajını yaptım. Yine linki açıklamalar kısmında var. Kamerayı da çok beğendim. Görüntü kalitesi de bayağı güzel. Artık gözüm arkamda kalmayacak. Her nerede olursam olayım cep telefonumdan 3 boyutlu yazıcımı ve etrafta olan biteni izleyebileceğim. 7. upgrade'imiz Filament Box. Filament Box sayesinde yapabildiğimiz temelde iki şey var. Bir tanesi ısıtıp nemini almak. İkincisi de filamentin ağırlığını ölçmek. Yani kaç kilo, kaç gramlık filamentimiz kaldı onu görebiliyoruz. Aynı zamanda da ısınarak nemini alıyoruz ve nemlenmiş filamentlerimizi daha kullanışlı bir hale getirirken baskı kalitemizi de artırabiliyoruz. Ben genellikle ABS ve PLA filament kullanıyorum. Bu videoda da genellikle ABG filamentin filamentlerini kullandım. Ama senin PLA ve ABS dışında filament ihtiyacın varsa ya da bunların dışındaki filamentlerle basılmış 3D baskı hizmeti ihtiyacın varsa bu videonun da sponsor olan PCBWay'in 3 boyutlu baskı hizmetini inceleyebilirsin. Metalden esnek materyallere, şeffaf materyallere kadar ihtiyacına göre 3 boyutlu baskılarla ilgili birçok hizmet mevcut. Açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Oradan girip PCBWay'in 3 boyutlu baskı hizmetini inceleyebilirsin. 8. upgrade'imiz dokunmatik akıllı ekran. Diğer ekrandan da aslında memnundum. İşimi görüyordu. Orada enkoderle çevirip tıklayarak bir kontrol vardı. Tek sevmediğim şey bazı şeyler çok belirgin gözükmüyordu. Yani biraz yandan baktığımız zaman hangi menünün üzerinde olduğumuz çok net belli olmuyordu. Onu çok sevmiyordum. Onun dışında o ekranla ilgili hiçbir problemim yoktu. Sırf upgrade olsun diye ve denemek istediğim için Banggood'dan bu ürünü istedim. Ve gerçekten memnun kaldım. Memnun kalma sebeplerinden bir tanesi ekrana sadece dokunmak değil, bu ekranın desteklediği firmware'da yeni başka özellikler var. Mesela filament yükleme ve filamenti geri boşaltma özellikleri var. Normalde ben nozulu ısıtıp elimle çarkı çevirerek filamenti boşaltıyordum ya da yüklüyordum. Şu an bunların hepsini tek tuşla otomatik olarak yapabiliyoruz. Bunun gibi yeni bazı özellikler eklenmiş. Tablo ayarı gibi bazı şeyler de biraz daha otomatiğe bağlamış. Bu tip özelliklerini sevdim. Sevmediğim tek bir şey var. O da bu firmware aynı zamanda filament sensörünü desteklemiyor. Dolayısıyla daha önceki upgrade'de yaptığım filament sensörünü sökmek durumunda kaldım. Yeni bir firmware çıktığında mutlaka destekleyeceklerdir. Ama şu an için benim bildiğim hem dokunmatik ekran hem filament sensörünü çalıştıran bir firmware yok. Senin bildiğin varsa lütfen yorumlar kısmında bana gönder. Hemen yükleyeyim. 9. upgrade'imiz çiğ değil. 9. upgrade'imiz çift Z eksen kayışı. Daha önceki videoda çift Z eksen motoru takmıştım ve baskı kalitesine inanılmaz etki ettiğini gözlerimle görmüştüm. Normalde iki yöntem var. Ya kayışla tek motorla bu işi çözüyoruz ya da motorla kayışsız bu işi çözüyoruz. Ben ikisini birleştirip böyle bir melez bir yöntem yapmaya çalıştım. Yani açık konuşayım ikisi bir arada biraz gereksiz gibi geldi bana. Bunu denemek istemiştim. Hani sizlere bu tecrübemi aktarmak istemiştim. Bence ya motor ya da kayış alın. Hangisi daha iyidir, hangisi daha kötüdür bilmiyorum. Her ikisinin de linkini açıklama kısmına bırakayım. Bir inceleyin. Ben motorlardan memnundum. Ama kayışla bu işi çözmek isteyenler de olabilir farklı sebeplerden dolayı. İkisini beraber almak
aşırı mantıklı gelmedi bana. Belli bir süre kullanacağım. Bir problem yaşarsam da kayışı sökeceğim. Üçüncü upgrade'imiz Z eksen destekleri. Ender 3 versiyon 2 aslında ben stabilite açısından seviyorum. Yani vidalarını biraz sıktığımız zaman herhangi bir sarsıntı olmuyor. İleride direct drive'a geçeceğim için ağırlık biraz artacak. Dolayısıyla çok sağlam olmasını istiyorum ki yüksek hızlarda baskı alırken problem yaşamayayım. Sırf bu sebeplerle Z eksen desteğini denemek istedim. İlk başta elime aldığımda ya bunları birleştirdiğimde gerçekten destek olacak mı, sağlam olacak mı diye endişe ettim. Çünkü her şey vidalıydı. Bu vidalar bu kadar boşluksuz tutabilecek mi diye düşünürken sıktığımız zaman gerçekten böyle tek parça çelik gibi oldular ve gayet iyi bir şekilde destek sağladılar. 11. upgrade'imiz filament tutucular. Bugüne kadar filament tutucuyla ilgili şunları yaptık. 1. Orijinal filament tutucusunu kullandım Ender 3'ün. İkincisi yandan takılan ve aynı zamanda üstten de takılabilen, yere de koyulabilen bir filament tutucu vardı. Bir önceki videonun upgrade'lerinden biriydi. Onu kullandım. Ondan bayağı memnundum. Üçüncü olarak filament box'a geçtim. Filament box aynı zamanda filamentleri de tutuyor. Ama orada sürekli filament değiştirirken hoşlanmıyorum. Yani kapağı açıyorsun, o borunun içerisinden geçiriyorsun, geri koyuyorsun. Bununla da uğraşmak istemedim. Olabildiğince pratik, bu dolabın kapağını açıp hemen filamenti değiştirip koyabileceğim bir filament tutucuya ihtiyacım vardı. Bu yere koyulan, kendi tekerlekleri üzerinde olan, aynı zamanda da filamentimizin genişliğine göre ayarlanabilen bu filament tutucuyu çok sevdim. Filament değiştirirken bayağı kolaylık sağlıyor. 12. upgrade'imiz Dual Drive. Yani extruder'ı normalde bizim Ender 3'ün üzerinde tek bir çark itekliyor. Arkasında da bir tane yuvarlak şey var. O sadece destek olmaya yarıyor. Ama iki çarkla aynı anda iteklediğimiz zaman daha düzgün bir hareket, yani daha az kaymalı, daha az riskli bir şey olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili çok detaylı incelemeler var YouTube'da. İsterseniz onları da inceleyebilirsiniz. Baskı kalitesini artırmak için Dual Drive kesinlikle tavsiye ederim. Bu upgrade ile alakalı iki upgrade'imiz daha var. Bunlardan bir tanesi de dual drive yapmadan eski parçaları söküp daha iyisini takmak. Onun linkini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Şu aşağıda da hangi kaç numaralı linkten bahsettiğimi yazıyor olacağım. Diğer bir upgrade'imiz de direct drive. Ona da birazdan geleceğiz. Bunların birbirine göre dezavantajları var, avantajları var. Direct drive yaptığımız zaman extruder'ın ağırlığı da bizim direkt milimizin üzerine bindiği için aşırı yüksek hızlarda bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Ama baskı kalitesi de artıyor. Diğer taraftan daha yüksek hızlarda baskı almak istiyorsak ama normalde de biraz daha az baskı kalitesine razıysak da dual drive'ı öneriyorum. Daha az bütçeli işler için de şu diğer metal gear denilen parçayı öneriyorum. Onların hepsinin dediğim gibi linkleri açıklama kısmında numaralarıyla beraber mevcut. Dual drive'a çevirmek için parçalarımızı parçalamışken tüpümüzü Capricorn'la değiştirmenin tam zamanı. Bu Capricorn'ları herkes sürekli öneriyordu. Artık dayanamadım, aldım. Direkt Creality'nin kendi Capricorn tüpleri bunlar. Eski tüple biraz kıyasladığım zaman eski tüpün içindeki boşluk daha fazlaydı. Orada sanki sarsıntı daha fazla olup bir miktar böyle %5 %10 da olsa baskı kalitesine etki eder gibi düşünüyorum. Capricorn'un içerisine doğrudan 1.75'lik filament direkt oturduğu için herhangi bir boşluk yok.
Dolayısıyla böyle Z ekseninde yukarı aşağı gitme gibi hareketlerde muhtemelen daha az iplik bırakacaktır, daha az leke bırakacaktır diye düşünüyorum. Deneyip göreceğiz. Tüp, ya bunun İngilizcesi Türkçesi hortum, boru, Capricorn boru diyeyim ya, ne tüpü. 13. upgrade'imiz Capricorn borulardı. 14. upgrade'imiz ise nozzle'lar. Yeni bir nozzle takımı aldım Creality'nin. Hem burada farklı boyutlarda 0.4, 0.2, 0.1 gibi farklı çaplarda değişik nozzle'lar var. Hem de daha kaliteli olduğunu iddia ediyorlar. 0.4'lük olan şu nozzle'ı alıp eski hatendimden söküp oraya takacağım. Eski hatendimin üzerindeki nozzle bayağı kirlenmiş bu arada. Şu an bir miktar dökülen kirleri size gösteriyorum. Tablanın üzeri normalde bayağı kirliydi. Etrafa da çok dağıldı. Üzerini maket bıçağıyla kazıdım. Acayip bir şekilde yapışmış. Yaklaşık 9 aydır bu Ender 3'ü kullanıyorum. Hatta 260 derecelerde falan da kullandığım çok oldu. Nozzle'ını da değiştirmemiştim. Değiştirmenin de tam zamanıydı. Bu upgrade çok iyi geldi derken nozzle'ı biraz fazla sıktım. Ve o hot end'in sıcak parçasını parçaladım. Elimde de yedeği yoktu. Ben de tam o sırada Instagram'dan bir gönderi paylaştım. Dedim ki robotik market sahipleri beni takip ediyorsunuz. Bu video için sponsor olmak isteyen var mı? robo90.com sağ olsunlar. Hemen sponsor oldular. Birçok başka malzeme de gönderdiler bana. Hemen birkaç saat içerisinde iletişime geçip malzemeleri teslim ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yeni açılan bir mağaza. 3 boyutlu yazıcı konusunda bayağı çeşitleri şimdiden var. robo90.com'un sitesinin linkini de yine açıklama kısmına bıraktım. Şimdiden ticaret hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. O sıcak parçanın içerisinde kırılan nozzle parçasını sökmenin yöntemleri var ama onunla uğraşacak vaktim yok. Zaten kararmış, mahvolmuş. Ben de tam bu sıradayken hotend'i değiştirdim. robo90.com CR10 hotend'i hediye etti. Bu CR10 hotend'i 50 wattlık bir hotend, 24 volt. Kendi orijinali 40 wattlık. %25'lik gücü artırılmış bir ısıtıcıya sahip. Dolayısıyla ısı performansının da biraz yükseleceğini söyleyebiliriz. Daha hızlı ısınabilir, ısıyı daha iyi koruyabilir. Bunları da yine deneyerek, yaşayarak göreceğiz. Şimdi bu CR10'un hotend ile Ender 3 versiyon 2'nin hotend'inin kablo boyları aynı olmadığı için ben hem sıcaklık sensörünün hem de ısıtıcının kablolarını biraz uzattım. Makaronla falan yalıttım. Tekrar Ender 3'ün kablo çoraplarının içerisinden geçirip anakarta bağladım. Bu haliyle de ilk yaptığım testlerde gayet güzel bir şekilde çalıştı. Yine robo90.com gönderdiği malzemelerin yanına bir de manyetik tablo eklemiş. Ben aslında manyetik tablo siparişini Çin'den vermiştim. Çin'de biraz daha pahalı. Hala kargolamadılar. Stoklarında eksik varmış. O yüzden gayet güzel oldu. Tam zamanında imdadıma yetişmiş oldular. Eski tablasını söküyorum. Eski tablası orijinal cam tablaydı. Üzerindeki o boyalar da çıkmıştı. Ama yapışkanlığında bir eksilme yoktu. 9-10 aydır bayağı kullanıyorum. Sık kullanıyorum. Üzeri artık tamamen şey gibi olmuştu. Cam gibi olmuştu ama yine de o tablanın altındaki yalıtım sayesinde diye düşünüyorum. Ve bir yeltaçın güzel hassas ayarlaması sayesinde diye düşünüyorum. Yapışkanlığında hiçbir problem yoktu. Ama manyetik tablanın bu pratikliğini denemek istedim. Artık 3 boyutlu baskılarımı manyetik tabloyu böyle eğip o çıtırt sesini duyarak alabileceğim. Tablaya el atmışken yalıtım konusunda biraz geliştirmek istiyorum. Esasen geçenki videoda bu mantar benzeri malzemeyle yalıtım yapmıştım. Bayağı faydasını da görmüştüm. Sonra dayanamayıp bir de alüminyum bantla kaplamıştım. Birkaç gün sonra o bantlar aşağılara doğru sarkmaya başladı. Sürekli gözüme çarpıyordu, elime falan yapışıyordu. Ben de onları sökmüştüm. Şu kalan parçaları da söktükten sonra yine robo90.com'dan aldığım şu yalıtım malzemesiyle ikinci yalıtımı yapacağım. Esasen bunu doğrudan tabloya yapıştırırsak daha güzel gözükür. Yapışkanı çok iyi yapışıyor. Ama benim o mantar gibi olan şey biraz daha kısa olduğu için yanlardan hafif çirkin gözüktü. Bence bunlardan bir tanesini yapmak yeterli. Ben dediğim gibi biraz şu an abartıyorum. Dünyanın en iyi Ender 3 versiyon 2'sini yapmaya çalıştığım için her şeyi abartılı yapıyorum. Beğenmezsem zaten başkalarıyla değiştireceğim ve onları da sizlere göstereceğim. Oh,
18. upgrade'imiz Direct Drive. Beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi bu. Bu Direct Drive normal extruder'lara göre daha hafif bir motor, daha küçük bir motora sahip. Yine Creality'nin kendi ürünü, Titan denilen modelinden. Çok ağır olmadığı için yüksek hızlara çıkabilirim diye düşünüyorum. Zaten Z eksenine 2 tane upgrade yaptık. Hem motorları artırdık, hem kayış ekledik. Aynı zamanda Z desteği koyduk. Sarsılmasın diye dolabın içine sağlam bir yere koyduk ki böyle sarsıntılı bir masada da kötü basma riski olabiliyor. Dolabın içinde her şey sapasağlamken herhalde %999 hızda bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. 19. upgrade'im X eksen kayışı. Ender 3 versiyon 2 ilk aldığımda bir baskıdaki hatadan dolayı herhalde kayıştan dolayı böyle bir hata yapıyor dedim ama model hatalıymış. Onun için biraz fazla sıkmıştım. Biraz fazla sıkınca kayışım kopmuştu. Ben de eski yazıcımın böyle bayağı eski olan bir kayışını alıp kesip oraya uydurmuştum. Şu an Creality'nin X80 kayışlarının orijinalinden aldım ve buraya monte ettim. Şu an eskisi gibi orijinal bir kayışa sahip olmuş oldum. Upgrade'imiz step motorların sesinin azaltmaya yarayan yani titreşimini azaltmaya yarayan şu parçalar. Bunları birçok arkadaşım önerdi. Benim bu videoyu artık yaparken fazla vaktim kalmadı. Bir haftadır bu videonun çekimiyle uğraşıyorum. Baya baya zaman harcadım. Bunu yapamayacağım. Belki üçüncü bir video çekerim. Orada bunları gösteririm ve aklımda başka şeyler de var. Ender 3'e eklemeyi düşündüğüm farklı şeyler de var. Onlarla beraber bunu da yaparım ama bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ben de dediğim gibi ilk fırsatta yapacağım. 21. upgrade'imiz İki girişi bir çıkışı olan pneumatik iki renkli baskı aparatı. Bunun nasıl kullanıldığı ile ilgili bir fotoğraf ya da video görmedim. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Dediğim gibi bayağı vakit harcadım bu videoya. Bunu da bir sonraki videoya bırakıyorum. Son olarak 22. upgrade'imiz Ender 3 versiyon 2 için extruder upgrade kiti. Bu kitin içerisinde neler var? Extruder'ın üzerindeki o metal parçaları tamamen değiştiriyoruz biraz daha kalitelileriyle. Ve Capricorn bir tüp çıkıyor. Dediğim gibi eğer direct drive ya da dual drive yapmayacaksanız bu sistemi de düşünebilirsiniz. Bunun da linkini açıklama kısmına bıraktım. Bu videoyu çekerken arkadaşlarımın birisi dedi ki bu Ender 3 versiyon 2'yi satsan kaça satarsın diye. Ben de dedim ki şu an yani 5 yazıcı falan fiyatını geçti ama o fiyata satılmaz. Satmayı da düşünmüyorum. Kesinlikle satmam. Bu artık torunlarıma falan kalacak tarzda bir 3 boyutlu yazıcı olmaya devam ediyor. Yeni yeni özellikler de ekleyeceğim ve bunu yaparken gerçekten çok keyif alıyorum. Sadece keyif almak için yapmıyorum. Bazı şeyleri sizlerin adına denemek istiyorum. Deneyip beğendiğim ve beğenmediğim şeyleri sizlerle paylaşmayı da ayrıca seviyorum. Eğer sen de bu videodan keyif aldıysan, yeni şeyler öğrendiysen ya da bana yeni şeyler katmak istiyorsan lütfen yorum yaparak 3 boyutlu yazıcılarla ilgili fikirlerini, görüşlerini, tecrübelerini bizlerle paylaş. Sizlerden gelen yorumları okumayı çok seviyorum. Bana da çok şey katıyorlar. Bundan sonra 3 boyutlu yazıcılarla ilgili daha fazla video paylaşmayı düşünüyorum. Eğer senin de 3 boyutlu yazıcılarla ilgili önerilerin varsa, tavsiyelerin varsa, incelememi istediğin 3 boyutlu yazıcılar ya da ürünler varsa onları da bana bildirirseniz ben de ilk fırsatta bunları incelemek için sponsorlarımdan talep edebilirim. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın.